bölge ve üreme hakkı kazanmak için. Vahşi doğada kural yok. Bu hayvanların dövüş kulübü. Hayvanların dövüş kulübü. Alaska'nın vahşi doğasında çok az sayıda hayvan ilk dövüşçümüz kadar yüksekte dövüşebilir. Yalnız yaşayan kel kartallar 3000 metre yüksekten uçabilir. Termal hava akımlarıyla yükselerek az kanat çırparlar ve enerji tasarrufu sağlarlar. Bir günde 450 kilometre mesafe kat edebilirler. Fakat bir kel kartal başka bir kel kartalla karşılaşınca doğanın en iyi uçuş makineleri arasında havada bir kapışma yaşanır. Sonbahar. Bu bir yaşındaki kel kartalın ünlü beyaz şapkası daha yeni gelişiyor. Annesi ve babası olmadan ilk kışıyla yüzleşecek. Yiyecek kıt. Somon ve su kuşlarıyla dolu bir nehir. Kış için kilo alma fırsatı sunuyor. Delikanlı bir ördek yakalıyor. Fakat bir grup yetişkin kartal onu gözüne kestirmiş durumda. Delikanlı bir it dalaşı ile yiyeceğini korumak zorunda. Kel kartallar bu tarz kavgalara çok uygundur. Aşırı hafif iskeleti bir kalıp sabundan daha hafif ve uçuş sırasında taşıması gereken yükü minimuma indiriyor. Kartalın vücut ağırlığının yarısını oluşturan kasları 2 metrelik kanatlarına güç veriyor. Şaşırtıcı bir biçimde kartal kanadı ağırlığına oranlandığında bir uçağın kanadından daha güçlü. Bir düşman uçağı delikanlının kuyruğunda. Dik bir yükselişle hızdansa irtifayı tercih ediyor. Kartalların 7000 civarında tüyü vardır. Çoğu bağımsız hareket edebilir ve kendi sinir ve kas sistemi vardır. Aerodinamik tüyleri kanadın ucundaki hava akımını yönlendirebilir. Tüyler parmaklar gibi dağılır. İkincil tüyler ise sürtünme yönünü değiştirerek dümen görevi görürler. Geride kalan düşman taktik değiştiriyor. Bir insanınkinden 10 kat güçlü kavrayışını kullanarak kartal ölümcül bir cesaret oyununa tutuşuyor. Ölüm dönüşü yapıyorlar. Düşman pes ediyor. Delikanlı ödülünü koruyor. Bir başka düşman şansını deniyor. 160 kilometre hızla dalış yapıyor. Kanat çırpmak süzülmekten 20 kat fazla enerji harcatıyor. Yaşlı düşmanın yakıtı tükendi. Delikanlının dayanıklılığı daha fazla. Sadece yemeği değil, havacılıkta bir ünvan da kazandı. En azından şimdilik diğer kuşlar ona saldırırken iki kez düşünecek. Bizse başka bir it dalaşı için yere iniyoruz.
Sıradaki dövüşümüz yüz binlerce yıldır Amerika'da yaşıyor. Saatte 65 kilometre hızla koşup 4 metre sıçrayabiliyorlar. Acımasız yırtıcılar olarak avlarını tüm gün takip edebilirler. Ve çakallar çakallarla karşılaştığında ortalık kan gölüne dönüyor. Montana'da kış. Yiyecek bulmak çok güç. Bu çakal şefin donmuş araziyi bile aşan bir koku alma duyusu var. Piyangoyu buldu. Bir bizon leşi. Bu koca yiyecek sürüye haftalarca yetebilir. Fakat rakip bir sürü daha önce oraya varmış. Bu işi zor yoldan çözmeleri gerek. Şef sürüsünü çağırıyor. Yiyecek kıt olduğundan ne şef ne de çete lideri bundan vazgeçebilir. Vücut dilleri en büyük tehdidi veriyor. Tüylerine bağlı kasları kasılarak onların dikilmesini sağlar. Omurgaları dikiliyor. Bütün bunlar hayvanı olduğundan daha büyük gösterebilmek için. Yukarı kıvrılan dudak sivri dişleri açığa çıkarıyor. Çete lideri ilk hamleyi yapıyor. Klasik bir tut ve ısır tekniği. Şefi boynundan sarsarak ona boyun eğdirip avdan vazgeçirmeye çalışıyor. Şef ondan kurtuluyor ve karşılık veriyor. Omzuna vurduğu bir darbeyle rakip lideri gönderiyor. Fakat rakip sürü hala besleniyor. Şefin sürü üyeleri yardım sağlıyor. Rakip sürüden bir üye şefe saldırıyor. Kavrayışını kaybediyor. Şef rakibin kuyruğunu ısırarak onu yavaşlatıyor. Rakip aç sürüsüne geri çekiliyor. Şef ödülünü kutluyor ve sürüsünü ziyafete çağırıyor. Etiyopya'nın Semien Dağları, Afrika'nın çatısı. Bir sonraki dövüşçümüz babunlara yakın akraba. Dünyadaki tüm memeliler arasında en büyük diş vücut oranına sahip. Gelada maymunu kanayan kalp babunu olarak da bilinir. Ve erkekler için kavga çıktığında bu gerçek bir savaşa dönüşür. Bir grup gelada maymunu manzaraya yerleşiyor. Bu 10 yaşındaki erkeğin koruması altında 2 dişi ve 12 yavru var. Ama bir tehlikeyle karşı karşıya.
Erkeklerden oluşan bir çete yaklaşıyor. Kırmızı kan renkli göğüs kısımları hormonlarla dolu olduklarını gösteriyor. Gözleri liderin dişilerinde. Gelada dişileri sadakatsizdir ve erkeklerin ilgisine kolayca kapılabilirler. Aile babası sürekli ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. Bekarlar savaşa hazırlanıyor. Aile babası pembe kaşlarını göstererek onları korkutmaya çalışıyor. Ama işe yaramıyor. Dişlerini açığa çıkarıyor. Bekarlar geri çekilmiyor. Babanın onlara saldırması gerek. Ama kalabalıklar. Yeni bir strateji deniyor. Dalları sarsıyor ve bekarları korkutmaya çalışıyor. O kadar kolay korkacak gibi değiller. Onları bir hız gösterisiyle şaşırtmaya çalışıyor. Bu numara işe yarıyor. Bir süreliğine geri çekiliyorlar. O da dişilerine geri dönüyor. Ama onların gözünden düştü. Çaresizlikle yavrulardan birini alarak onları etkilemeye çalışıyor. Fakat bebek düşerek kolunu yaralıyor. Baba sadece dişilerin öfkesini kazanıyor. Şimdi bekarların bir şansı daha var. Sırayla lidere saldırarak yüzünü ısırmaya çalışacaklar. Gelada maymun kavgalarında yaralanmalar ölümcül olabilir. Baba bekarlara karşı sayıca az. Aynı zamanda dişilerin desteğini de kaybetti. Savaşı kaybediyor. Yeni lider derhal haremine otoritesini gösteriyor. Baba konumunu kaybetti. Ancak çocuklarını ziyaret edebilir. Kırmızı göğsü zamanla solarak açık pembeye dönecek. Fakat yeni lider arkasını kollasa iyi olur. Dişiler daima daha iyi bir teklife açıktır. Sıradaki dövüşçülerimizin şamataya ayıracak vakti yok. Sualtı sığınaklarını korumak ciddi bir iştir. Onlar hayvanların dövüş kulübünün süper kahramanları. Süper güçlerimi. Dünyanın en hızlı yumruğu. Saatte 80 kilometreye varan hızlarıyla sadece deniz kabuklarını değil, camı bile kırabiliyorlar. Ve peygamber devesi Karides'i bir diğeriyle karşılaştığında birbirlerine yumruk indirme zamanı gelir. Tropiklerin sığ sularında bir dişi peygamber devesi Karides'i
mercanlar arasındaki yuvasında yumurtalarını savunuyor. Bir adım önde kalmak için ikinci üstün duyusu olan görme yeteneğini kullanıyor. Peygamber devesi hayvan krallığındaki en gelişmiş gözlere sahiptir. Her biri ayrı hareket ediyor ve insanlardan 5 kat fazla renk görebiliyor. Tehlikeyi fark etti. Bir erkek karides hemen kapısında. Onu zorla dışarı çıkarıp saldırıdan korunmak için yuvasını kullanmak istiyor. Dışarı çıkarsa o ve doğmamış yavruları aç yırtıcılara karşı savunmasız kalır. Tehdit nedeniyle vücudunda floresan ışıklar oluşuyor. Bu renkli gösteri bir uyarı sistemi. Ama işe yaramadı. Bu nedenle dünyanın en hızlı yumruğunu kullanıyor. Süper silahları, yani kolları geriye katlanarak serbest bırakılacakları ana kadar öyle kalıyor. Göz kırpmasından 50 kat hızlı bir biçimde 22 kalibrelik bir mermiden çabuk hızlanarak çevresindeki suyu kaynatıyor. Yumruk hedefini kaçırsa bile şok dalgası rakibini öldürebiliyor. Fakat karides korunuyor. O kadar güçlü bir zırhı var ki Birleşik Devletler askeriyesi bile onu incelemek zorunda kaldı. Özel fiber kaplamasıyla kendini koruyor ve spiral şekilli iskeleti her darbenin gücünü emebiliyor. Dişi yeniden doldurmadan önce yabancı kendi güçlü yumruğunu kullanıyor. Karides dünyasında uyursanız kaybedersiniz. Dişi evini ve yumurtalarını kaybetti. Fakat hayatta ve yeni bir ev bulup yeniden üreyebilir. Bir sonraki katılımcımızın silahları karidesinkiler kadar küçük değil. İsrail çölünde 3000 metre yüksekte Nubiye dağ keçisi yaşamakta. Bu yaşlı dağın kralı. 20 dişilik bir haremi var. Ama onları başıboş bırakamaz. Çiftleşme dönemi boyunca tahtına meydan okuyanları yenmek zorunda. Ve her zaman kavgaya hazır durumda. Kendi boylarının 3 katı sıçrayabilen ve dik kayalara tırmanıp 2,5 santim genişliğindeki çıkıntılarda yürüyebilen bu hayvanların vantuza benzer toynakları var. Boynuzları 120 santimetre uzunluğunda. Her sene 4 santimetre uzuyorlar. Onlar muhteşem silahlar. Öyle de olmalı. Çünkü üreme hakları söz konusuyken kıskanç bir dağ keçisi kan dökmek isteyebilir. Bu kızışmış Nubiye dağ keçisi yaşlının haremine göz dikti. Savaşa girmeden önce bir gösteri yapıyorlar. Birbirlerini süzüyorlar. Ve rakiplerinin gücünü test ediyorlar. Boynuzlarındaki tırtıklar kaymayı önlüyor. Bu keçilerin boynuzunda sinirler ve damarlar vardır. Kırıldıklarında acı verir. Ve kanama nedeniyle ölebilirler.
Dağ keçileri birbirini tartıyor. Ve sadece aynı büyüklüktelerse savaşırlar. Ve oyun başlıyor. Genç keçi hemen yüksek yeri ele geçiriyor. Yukarıdan hızla kafa atmaya başlıyor. Dik kayalık yüzey nedeniyle saldırmak çok tehlikeli. Arka bacakları üzerine kalkarak vücut ağırlıklarını da darbeye ekliyorlar. Genç keçi rakibini aşağı itmeye çalışıyor. Rakibinin kafatasına isabetli bir vuruş yapıyor. Boyun kasları gerilerek darbe sırasında boynun incinmesini önlüyor. 15 kilogramlık boynuzlarını destekleyecek kadar güçlüler. Yaşlı olan kafasını eğerek darbeyi engelliyor. Genç keçiye kancayı takıyor. Şimdi avantaj onda. Rakibini yokuş aşağı itiyor. Yüksek bir yerde keçiler aşağı düşerek ölebilirler. Genç yenilgiyi kabul ediyor. Yaşlı olan statüsünü koruyor. 20 dişilik haremiyle bu mevsim 40 yavrusu olabilir. Genç keçi ise bir seneyi daha yalnız geçirecek. Sıradaki dövüşçüler içinse yalnız yaşamak hayatın bir gerçeği. Yılda sadece 2 ay kadar üremek için bir araya geldiklerinde bir yeraltı karmaşası yaşanıyor. Pençeleri vücutlarının 16'da biri uzunluğunda. Saatte 4,5 metre kazabilirler. 44 dişleri var ve birbirlerine saldırdıkları zaman tek bir ısırık bile kanlı sonuçlara neden olabilir. Almanya'daki bir ormanda, yerin 1,2 metre altında bir asker 3 yıllık yaşamının %90'ını yer altında geçiriyor. Her gün kendi vücut ağırlığı kadar solucan ve böcek yiyor. Çoğu zaman yalnız hareket ediyor. Fakat üreme döneminde gözünü yakınlardaki bir dişiye dikiyor. Onun inine girip onunla çiftleşmeyi planlıyor. Düşmanlarla dolu bir yeraltı ağında yüzündeki tüyler titreşimleri algılıyor. Sinir sistemi o kadar iyi ki yemek, yırtıcı ve yer üzerindeki hareketleri ayırt edebiliyor. Her bir burun deliği kokunun yerini fark edebiliyor. Bir diğer deyişle stereo koku alıyorlar. Takip sistemleri birisiyle çarpışma rotasında olduğunu söylüyor. Bir başka erkek de aynı dişinin inine yönelmiş. Bu işin sonu iyi bitmeyecek. 2 erkek köstebek karşılaştığında yer altında bir savaş yaşanıyor. Ana silahları kazmak ve tünel savaşı yapmaya uygun tırnakları. Asker düşmana vuruyor ve onu geri çekilmeye zorluyor. Tünelin sınırları dışında asker farklı bir silah kullanıyor. Korkunç ısırığını. Köstebek kanı insan kanı gibi değildir.
pıhtılaşması çok daha etkisizdir. Derin bir kesik, tehlikeli bir biçimde kanayarak dövüşçüyü zayıf düşürebilir. Düşman riskin fazla olduğuna karar veriyor. Zafer kazanan asker ödülünü almaya gidiyor. Ama şimdi de başka bir savaş vermesi gerek. Dişi köstebeklerin hem erkek hem de dişi üreme organları vardır. Yani ortalamadan fazla testosteronları vardır. Ve ortalamadan fazla saldırgandırlar. Fakat kavganın en güzel yanı barışmasıdır. Asker ayrılıyor. Yeniden yuvaya girene dek solucan yiyerek geçireceği pek çok gün olacak. Ve bir sonraki dövüşçümüz yuva alanı için ölümüne dövüşebilir. Bu huzurlu görünen Japon kanalında dünyanın en büyük çift yaşayışlılarından biri yaşar. Dev semender. 1,5 metre uzunluğu ve 27 kilo ağırlığıyla gerçek bir su altı yırtıcısı. Sınırlı alanda avlanan büyük bir hayvan olan devlerin sıra dışı ağızları vardır. Çenelerinin her iki yanı da ayrı ayrı açılıp kapanabilir. Tüm ağızlarını açmadan av yakalayabilirler. Üst çenelerinde bulunan ikinci diş sıraları çırpınan kurbanlarını sabitliyor. Hareket eden her şeyi yiyebilirler. Fakat devlerin diyetinde özel bir tat da var. Diğer devler. Bu yetişkin erkeğin bir yuvası var. 500 yumurtadan oluşan yavrularını koruyor. Yumurtadan çıkmaları 3 ay sürüyor. Devlerin yetişkinliğe ulaşması 10 yıl sürer. Ve 80 sene yaşayabilirler. Yakınlarda başka bir erkek yağmalanacak bir yuva arıyor. Dev semenderler iki gözleriyle aynı şeye odaklanamazlar. Yani şekillerin sadece bulanık dış hatlarını görürler. Devler bunun yerine sudaki hareketleri algılamalarını sağlayan vücutlarındaki alıcıları kullanır. Ve hayvanların yaydığı en zayıf elektrik alanlarını bile algılarlar. Fakat bugün saldırgan kendisine saldıran muhafızı fark edemiyor. Sadece 50 milisaniyede boğaz kasları kasılıyor ve saldırganı hızlanan bir aracın şoförünün hissettiğine benzer bir çekim kuvvetiyle güçlü bir akım yaratıyor. Ağzı sıkıca kapanıyor ve saldırganın karşılık vermesi mümkün değil. Kafası kopabilir. Stres saldırganın savunma mekanizmasını tetikliyor ve tüm vücudundaki zehir bezelerinden kimyasal bir sıvı salgılanıyor. Amonyak gibi kokuyor ve saldırganları savuşturmayı sağlıyor. Saldırgan kafasıyla birlikte kurtuldu. Muhafız da yumurtalarını korudu. Şimdi biraz rahatlasa iyi olur. Yakında 500 yumurtası için endişelenmesi gerekecek. ...4500 kilometre güneyde, Sulawesi adasında, belki de hayvanların dövüş kulübünün en tuhaf hayvanı yaşıyor. Bu çekingen yaratık sadece 4 Endonezya adasında yaşar. İsmi Malay dilinde domuz geyiği anlamına gelir. Babirusa'yla tanışın. Şimdiye kadar
O kadar da sıra dışı değil. Fakat erkeklerde, dişilerde olmayan bir şey var. Sıra dışı dişler. Alt dişleri ağzının kenarından yanlara doğru büyüyor. Daha da tuhafı, üst dişleri burnundan çıkarak derisini deliyor. Ve kafasının üzerinde kıvrılıyor. Tutacak benzeri dişler büyümeyi hiç kesmiyorlar. Yüzlerinin üzerinde koruyucu bir kafes oluşturuyor gibiler. Yağmur ormanındaki bir açıklıkta bir babirusa sürüsü yıkanıyor. Çamur onları rahatlatıyor. Parazitleri öldürüyor ve önemli mineralleri sağlıyor. Bu erkek ve dişi akşamüstü flörtündeler. Kusursuz dişleri var. 30 santimetre uzunluğunda simetrik ve kırıksız. İyi genlerin bir işareti. Her dişi de bir erkek babirusa da bunları arıyor. Fakat kıskanç bir seyirci dışarıda kalmak istemiyor. Bu gece ormanda dişe diş bir kavga var. Babirusa kavgaları yavaş başlıyor. Yanak yanağa durarak birbirlerine omuz sürtüyorlar. Ve kavga başlıyor. Çoğu domuz böyle dövüşmez. Babirusa kavgaları tehlikelidir. Sivri dişleri rakibin boğazını kolayca yarabilir. Ve ayaklarını yerden kesebilir. Arka ayakları üzerine kalkarak kafalarıyla rakiplerini uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Fakat babirusa dişleri esnektir. Ve yerlerine sıkıca takılı değildir. Kavga etmek için tasarlanmış gibi görünseler de kolaylıkla kırılabilirler. Hasarlı dişe sahip bir erkeğin çiftleşmesi çok daha zordur. Meydan okuyan hayvani dişlerini tehlikeli bir pozisyona soktu. Genç romantiğin boğazına bir bıçak dayanmış durumda. Tek bir hamlede şah damarı kesilebilir. Hiçbir kadın için yaşamını riske etmeye değmez. Meydan okuyan erkek, dişinin onayını kazanıyor. Ona katılmak üzere çamur banyosuna gidiyor. Dişlerle yapılan düello sona ererken, kıskaçlarla yapılan şaşırtıcı bir düello başlıyor. Hayvanların dövüş kulübünün sıradaki katılımcısı, bu Florida sahilinde dalgaların tadını çıkarırken görülebilir. İsimlerinin gün içerisinde değişen soluk renklerinden geldiğine inanılıyor. Atlantik hayalet yengeçleri, boylarından büyük işlere kalkışan minik dövüşçülerdir. 360 derecelik görüşleriyle kendi boyutlarındaki hayvanları yiyebilirler. Kıskaçlar 3650 kilogramlık bir kuvvet uygular. Bir araba ezicisinden 5 kat daha güçlüdürler. Ve inlerini birbirlerine karşı korumaları gerektiğinde bunları kullanmaktan çekinmezler. Bu erkek dişileri çekmek üzere inini genişletiyor. İşi bittiğinde yuva 1 metre derinliğinde olacak. Fakat bölgesi konusunda korumacı komşusu bu inşaattan memnun değil. Bu hayvanlar 5 santimetre büyüklüğünde olsa da bu sahil ikisine yetecek kadar büyük değil. Komşu ev sahibine haddini bildirmeye karar veriyor. Gözleri uzun bir parçanın üzerinde durduğundan ev sahibi kafasının etrafındaki alanı tamamen görebiliyor. Ve yaklaşan sorunu hemen fark etti.
Komşu ona saatte 16 kilometre hızla yaklaşabilir. Bu bir insanın sesin 5 katı hızla koşmasına benzer. Çoğu yengeç sadece yan yan yürüyebilir. Fakat hayalet yengeçler her yöne ilerleyebilir. Öne bile. Ev sahibi ilk hamleyi yapıyor. Kıskaçlarıyla saldırıyor. Kıskaçlar birbirlerinden farklı şekilde. Büyük olanı ezerken daha çevik olanı tutup kesiyor. Ev sahibi komşusunu sırt üstü çevirmeye çalışıyor. Bir yengecin en kötü kabusu budur. Zayıf yönleri açığa çıkarak bir kuş yemine dönüşebilirler. Komşu bu ufak kavgalar için ölmeye değmeyeceğine karar veriyor. Her ikisi de inlerine dönüyor. Ev sahibi hala tepenin kralı. Bu sene komşularla barbekü partisi yapılmayacak. Fakat en saldırgan dövüşçülerden biri sizin yemeklerinizi paylaşıyor olabilir. Amerika'nın bahçelerinde evcil kediler dolaşıyor. Sevimli, tatlı ve hayvanların dövüş kulübünün en vahşi katillerinden. Kediler için bölge her şeydir. Bölgeleri 2 hektarı bulabilir. Bu avlanma bölgelerini idrar, dışkı ve üzerindeki bezelerdeki kokuyla işaretlerler. Kedilerin kulaklarında 30'dan fazla kas bulunur. Ve sesin geldiği yöne doğru bağımsız hareket edebilirler. Avlarını yakalamak için boylarından 5 kat yükseğe sıçrayabilirler. Dillerindeki geriye dönük noktacıklar ete yapışır. Her sene sadece Amerika'da 1 milyardan fazla kuş öldürürler. Sağdaki 7 yaşındaki koca kedinin bölgesine onu ele geçirmek için 4 yaşında bir serseri girmiş. Kalp atışları dakikada 140'a çıkıyor. İnsanların neredeyse 2 katı. Bu hırlamaların rakibi korkutması gerek. Fakat serseri geri çekilmiyor. Bölgesini savunmak için koca kedi serserinin boynuna avına saplamaya yarayan hançer benzeri köpek dişleriyle atılıyor. Stratejisi mi? Serserinin omuriliğini koparmak. Serseri kendini kurtarıyor. Her iki kedi de çevik savaşçılar. İnsanlardan 2 kat fazla omurları var ve gevşek derileri sayesinde üst vücutlarını 180 derece döndürebiliyorlar. Ve daima ayakları üzerine düşüyorlar. Serseri taktik değiştiriyor. Tutuşu arttırmak için eğimli olan sivri ön pençelerini patilerindeki kılıflarından çıkararak rakibini etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Karın bölgesindeki fazladan deri katmanı ve yumuşak alan koruma sağlıyor. Koca kedinin sahibi devreye giriyor. Serseri kaçıyor. Çiftleşmek istiyorsa başkasının bölgesini ele geçirmeli. Bu hayvanlar pençelerini açığa çıkarırken diğerleri silahlarını saklı tutuyor. İngiltere'de bir nehir kıyısı. Bu sakin yaratığın evi. Zamanlarının çoğunda zarif davransalar da bir bölge kavgasında acımasız olabilirler.
ve yuvalarını korurken saldırganları boğarak öldürebiliyorlar. Mutlu bir aile tablosu yaşanıyor. Kuğu çiftleri ömür boyu bir arada kalır ve şimdi de ilk yavruları dünyaya gelmiş. Fakat babanın gözüne bir şey çarpıyor. Bir erkek kuğu yaklaşıyor. Bölgeyi kendi ailesi için istiyor. Baba onu uyarmaya çalışıyor. Saldırgan bir hareketle kanatlarını kabartıyor. Birkaç tıslama. Fakat istilacı yaklaşmaya devam ediyor. Kendi yavrularını büyüteceği bir bölgeye ihtiyacı var. İlk kez baba olan kuğu evini kaybederse yavruları telef olabilir. Baba ilk hamleyi yapıyor. Yabancıyı kanatlarıyla dövmeye çalışıyor. Kanatlarının dış tarafında yer alan gizli mahmuzlar bir insanın bacağını kırabilecek kadar güçlü darbeler vurabilir. Daha sonra istilacının boynuna saldırıyor. Uzun ve esnek olması nehir yatağında beslenirken işlerine yarıyor. Fakat savunması en zor yer de burası. İstilacı kurtulamıyor. Avantaj babada. Fakat istilacı gagasını kullanarak babanın kanat darbelerini engellemeye çalışıyor. Gaga bir savunma silahıdır. Tırtıklı uçlarıyla kanadı ısırdığında karşı tarafın bir daha vurmasını engelleyebilir. İstilacıyı yere indirerek kuğuların su kavgalarında düşmanlarını boğmak için kullandığı bir hamleyi yapıyor. Babanın şimdi yeni bir sorunu var. İstilacının eşi. İkiye bir kaldı. Yardıma ihtiyacı var. Yeni doğan yavruların annesi yuvayı terk ediyor. İstilacı dişi durumun farkında değil. Dişi yeni anneye rakip bile olamaz. Yavruları şimdilik güvende. Anne muzaffer bir biçimde eve dönerek tüm bu mücadeleden habersiz olan dördüncü yavrusunun yumurtadan çıkmasını izliyor.